Evet arkadaşlar, dördüncü bölüme geldik. Bugüne kadar, bu bölüme kadar büyük markaları gezdik birçoğunu ve aynı zamanda Honda videosunu yayınladığımız için, ben bu videoyu çekerken sadece Honda yayınladık. Yorumlarda baktım ki Benelli merak edilmiş, Husqvarna merak edilmiş. Dedik ki biz Suzuki'yi ziyaret edelim. Sonrasında da Benelli'ye uğrayalım bu bölümde. Bir de Husqvarna'ya bir değiniriz. Sonrasında da fuarın artık ufak ufak sonuna gelelim. Zaten cumartesi akşamındayız. Abi şimdi sıradaki durağımız küçük CC'ye son 2 yılda ufak tefek girişler yapıp bu sene artık tamamıyla oturmuş olan Suzuki. Buraya en başa Suzuki neyi koymuş? GSX-S 750. Bu tam arada kalan bir model. Yani 750-600 ile 1000 arasındaki bir model. 750 cc motorlar ülkemizde tam arada kaldığı için ve vergi diliminde de 651 cc'nin üzerinde olduğu için birazcık o kadar tercih edilmediklerini söylemek mümkün. Burada SV650A var. Hatırlarsınız Scrambler'la kıyaslarken Yamaha MT, Scrambler ve SV'nin rakipler olduğunu söylemiştik. SV Suzuki'nin güzel atılım yaptığı motor. Aslında güzel bir motor. Fakat Türkiye pazarında bence istediği kadar yerini bulamadı. Biraz da tasarımı tabii diğer bence XSR'ın ve Scrambler'ın yakaladığı yenilikleri biraz yakalayamadı. Buradaki detaylar falan çok çok böyle yeniliği andırmıyor. Özellikle bu modelinde. O yüzden bence biraz geri kalmış olabilir. Burada GSX-S 1000 var. Biraz önce baktığımız 750'nin abisi. Bu büyük abi, büyük Naked abi ve GSX-S 1000 gerçekten Naked'ı seven, güç seven motosiklet kullanıcıları için gayet güzel bir tercih. Gel abi bak, burada A1 ehliyet kullanıcılarının ilgisini çekecek bir motosiklet var. GSX-R 125 ve 250 çıktı bildiğiniz gibi geçen yıl. Ve burada GSX-S, yani GSX-R'ın çıplak kardeşi 125 ABS var. Gene normlara uymuş. Hatta bak abi sen hazır oradayken fiyatına bakalım. Fuara özel 17.450 yazmışlar. Tavsiye edilen satış fiyatı da 18.450. Yanında hemen GSX-R 125 var. GSX-R Naked kardeşine göre biraz daha pahalı. Üzerinde şu an iki tane arkadaşımız deniyor. GSX-R 125 dediğim gibi Naked versiyonu. Gene aynı motor bloğunu paylaşıyorlar. Bunlar çok çok güçlü değil. Bunlar başlangıç motorları yani sonuçta. Camberk etrafında dönerken şöyle beygir gücüne değinelim bakalım. Kaç beygirmiş burada, yazıyor mu? 125 ve 250'nin beygir güçleri nasıl? 125 15 beygir, 250 25 beygir. 25 beygir. Çift silindir, tek silindir farkı var zaten. GSX-R çift silindir biliyorum. GSX-R. Aslında bu yüzden R25'e daha da bir rakip olabilecek evet, motosiklet. Bir de tabii daha ucuz R25'ten. Fiyat konusu da daha evet makul şu an. GSX-R biraz daha Suzuki'nin avantajı Yamaha'ya göre öyle. Liste fiyatıyken şu an 23.5'tan veriyoruz. Öyle mi? Fuardan sonra 26.5 olacak. 26.5 olacak. GSX-R 250. Anladım. Şu anda 23.5'a kadar düşüyor evet, Suzuki. Evet. Güzel. Fuar için güzel bir indirim yapmışlar. Çok teşekkür ederiz. DL'lere falan vuracağız. Şimdi GSX-R 250 burada. Bu küçük kardeşine göre biraz daha kaslı. İlk bunu gördüğüm zaman yeni ekranı, güzel bir ekranı var. Güzel bir motosiklet. Fiyat olarak da bence Yamaha'ya göre güzel oynamışlar. Burada yine GSX-R 250'nin siyahı var. Aynen, emin olamadım bir an. Dedim daha mı büyüğü? GSX-R 250'nin siyah. Bence siyah daha güzel. Hatta ilk gördüğüm zaman ben bunu CBR 250'ye benzetmiştim. O tek farlı haline. Tabii ki daha yeni versiyonu. Ekranları daha yeni. Keyifli olmuş GSX-R 250'nin. Buradaki tasarım bak. Buradaki detayları falan çok güzel kafadaki. Yine aynı fiyat durumu. Siyah, mavi pek değişmiyor. Renk seçimlerinde arabalarda değişir ya, kırmızı daha pahalıdır. Burada öyle bir durum yok. Yanımızda V-Strom 250 var. DL 250. DL serisi yıllardır Suzuki severlerin ve uzun yol severlerin tercih ettiği bir seri olmuştur. Özellikle eski motorcular biraz daha iyi bilir. 2008-2007 senelerinde DL 650 çatır çatır satmıştı. Hatta bizde de vardı ve çok keyifli bir motordu. O zamanlar tabii çok komik paralara satmıştık DL 600'ü. 650'yi. Öyle bir anım var DL ile ilgili. 250'yi hiç kullanmadım. Birazcık fiyatı konusunda düşündürüyor. Şu anda 27.450 yazıyor önümdeki kağıtta. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 28.450 yazıyor. Fuardan sonra biraz daha zam gelir. Büyük ihtimalle tıpkı GSX-R 250'de olduğu gibi uzun yolu seven ve başlangıçtan bir sonraki aşamaya geçmek isteyen adamların tercihi olabilecek bir motosiklet. Burada önümüzde V-Strom 650A var. Sanırım A bu. Aynen. Bir X var, bir A var anladığım kadarıyla. Bakıyorum. Evet, YB8 kodlu siyah bir DL 650'ye bakıyorum şu anda. 48.500 tavsiye edilen liste satış fiyatı, A'nın ikisinde 52.000 liraymış. DL 650 güzel motosiklettir ya. Güzel derim ama tabii bizim için o zamanlar çok daha güzeldi. Burada da yanında en büyük abisi var. Yani vurdum yollara, Fatih'im yolların, geçeceğim içinden her şeyin falan modunda bir adamsınız. DL1000 orası benzetme ise tekrardan ne kadar çok güzel bir tercih dedim ya. Şimdi fuar incelemesi olduğu için çok da böyle ya incik olmuş, boncuk olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş, gaz kolu böyleymiş, freni şöyleymiş falan diyemiyorum. O yüzden hani nasıl bir tercih olabilir, kim tercih edebilir, birazcık daha ondan bahsediyorum. Şimdi aynı grup içinde Moto Guzzi var. Moto Guzzi'nin V7-3 Racer modeli var bak burada. Bu İtalyan tasarımı, öyle
ince, retro, güzel Moto Guzzi. Çok böyle ülkede inanılmaz satış rakamlarına ulaşmayan, çok kişi tarafından bilinmeyen ama bir kesim tarafından sevilen ve tutulan bir marka Moto Guzzi. Burada çeşit çeşit modelleri var. Yanında işte 50. yıl özel serisi var. Onun yanında Stone serisi var. Ve buraya sadece 3 tane modelini koymuş. Zaten Moto Guzzi'nin ürün gamı da inanılmaz geniş değil Türkiye'de. Sonrasında yanında da Aprilia'ya başlıyoruz. Aprilia'da keza öyle. Birazcık benzeyen markalar ülkede. Şu Shiver modelini Burak diye bir abimiz vardı. Burak Daylan. Onu da görmüştüm ilk. Shiver keyifli bir naked motosiklet. O biraz kazalar falan geçirmişti. Tatsızdı. Biraz bizi üzmüştü. Onu hatırladım Shiver'ı gördüğüm zaman. Aprilia'da fuarda bu şekilde. Bak Shiver böyle abi. Bir de yanında Aprilia'nın aslında en çok bilinen modeli var. Aprilia RSV 4. Yani piste girenler, performans arayanlar hiç sıkıntı yok. Bak bak keyfine bak. Arkadaşım sandım da. Yok yok ya estağfurullah. Motoru da arkadaşın sandın ama. Çok çirkin. Evet. Bu neymiş? Çirkin mi buldun bunu? Biraz kopuk kaçmış değil mi? RSV'yi böyle ufaltıp koymuşlar aslında gibi. Aslında alet çok güzel ama parası olmadığı için çirkin diyor değil mi? Herkes öyle diyor. Olay bu. Ne kadarmış bu? Bu ne kadarmış? 23 bin lira mı? Euro olmasın mı? 23 bin lira. 23 bin 650 lira ama 125 cc bu. Biraz iri ama 125 cc'ye göre. Aynen. Bak RSV4 var mesela. RSV4 103 bin lira. Ama bu piste giren arkadaşların tercih ettiği bir motosiklet. Baya böyle her ülkede bunun fanları vardır yani. RSV4 severler her zaman vardır. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun? Video çıkabilir miyiz abi? Ha, o ne ya? iPhone X ama mikrofon olarak kullanıyorum ben. Vay be. Ne yapayım onu mikrofon, alıp bir tane... Baba izliyor musun? Abi yakın takipteyiz. Allah belanı versin. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor fuarın? Fuarımız çok güzel geçti ilk öncelikle. Siz neredesiniz bu arada? Nerede? Messe Frankfurt'ta mı çalışıyorsunuz? Organizasyondayız. 3 yıldır Messe Frankfurt bu Motobike Expo'yu, Motobike İstanbul'u organize eden firma. Ahmet abi de onlardan bir tanesi. Bu arkadaşlar da oraya yardımcı olan bir ekibin parçası. Daha böyle bu ekip uzuyor yani. Abi matematik hakkındaki düşünceleri... Yok duyuyor mikrofon ya. İçin rahat olsun. Hiç sevmedim hayatım boyunca. Mühendislik okudum, 2 yıl yapamıyorum deyip bıraktım çarpıtım yani. Çarpıtım tablosundan bir soru sorabilir miyim? Çarpıtım tablosu. Evet, çarpıtım. Tabii. Yani mesela tabii bunu çarpıtmam bile bu soruydu. Evet. Öncelikle buradan herkese çok selam söylüyorum. Almanya'daki teyzeme. Evet. Hayır. Ben bu fuarda bir tane kız tanıdım. Adı... Allah, vallahi İzdivaç programına döndüğümüz gerçekten yere geldik. Yemin ederim. Utku Cihan Kantar'la İzdivaç programına evet, hoş geldiniz. 22 yıldır motorun üzerinde gördüğü kızı arıyor ve bulamıyor. Çok yalnız. Müge Anlı'ya gittim. Bulamadı. Oha, Müge Anlı bile bulamadıysa benden de. Dediler ki Utku tamam abin dediler. Görünmeyen varlıkları bile bulur dediler. Abi yani bana da bir mani. O yüzden... Hacı Hoca gibi oldu. Kız cin. Ya gerçekten bir şey söyleyebilir miyim? Bu videoya lütfen bunu koyar mısın? Şu koyarım ya, ne olacak? Bana da koyar mısın? Şey. Hayatı... Beyler bir şey diyeceğim. Abi, burada homo yok değil mi? Kaç beyler, yaşındasın tamam, lan sen? Ne, ben sana soruyor muyum kimi fuarda arıyorsun yani, diye? 20 yaşındayım. Harbi 20, mi ya? Evet. Aman kardeşim benim. 20 yıldır hayatımda en çok etkilendiğim bir kadın kızlardan yok bir tanesi. İlk günü, fuarın ilk günü burada gördüm. Ve yarın tekrardan gelecek. Yine bir... Evet abi. Bunlar kesiliyor, biçiliyor değil mi? Sen tamam, git ya. Sen ak... Oğlum, Instagram ismini vereyim mi yoksa? Ver ya, ne olacak? Biker Altre Doktor. Biker Doktor. Yani. Aynen. Biker Doktor. Yani kızım akıllıysan boş ver. Buradan Sagopa Kajmer'e sesleniyorum. Beni bul. İnşallah yarın buluşacağız. Abi şu an güzel yerine geldik ya. Trolololololol. Allah kitap aşkına. Dön artık. Sen diyem at. Diyem at. Apple olsun sözü. Cıbız gibi hayran. Edalı cipleri. Lahmacun. 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 Motobike İstanbul'da burada her şey gerçek. Biz Gazi Osman Paşalıyız. Bizim kafamız güzel değil. Abi ben bir dizide oynadım Medcezir'de. Medcezir'de Yaman'ın sevgilisi Mira var ya. Selena Sarıkaya diyoruz biz aynen, ama. Onun köpeği bendim abi. Onur Koçman. Sadece of. Emre Altıra. Bak tam zengin ismi. Her başarılı bir YouTuber'ın arkasında kameraman vardı. Senin gibi abi. Senin hakkın. Senin hakkın ödenmez abi gerçekten. Saat nerede? Zammam yapmam. Boşuna kasma. Şimdi Benelli istendi. Şöyle geçerken Benelli'ye gösterelim. Burada Stikoko var. Bunlar elektrikli bisikletlermiş, skuterlarmış. Benelli'de kimseyi göremiyorum ama Benelli'yi çok istediniz. Geldim o yüzden. Burada Benelli'ye gelmişken beni BN251 modeli. Güzel bir şey yapmış Benelli. Demiş ki ehliyet sınıfı A2. Güzel bak. Kitleyi biliyor. Ama ehliyetin neye hitap ettiğini biliyor. Yani bizde ehliyet önemli. Yaş kriterleri önemli. Bunun için Benelli'ye teşekkür ederiz. Sonra burada bak A1 ehliyeti olan BN125 var. Tıpkı GSX-R'da olduğu gibi 250-125. Belli bu. Bunlar az buçuk anlaşılabiliyor. Burada TNT 125 modeli var Benelli'nin. Bu tarafta RN180 modeli var. RN180 modeli tam olarak gördüğünüz gibi Honda MSX'in rakibi olacak. Küçük, kompakt bir motosiklet. Güzel. Ama ben MSX'i çok seviyorum, o yüzden MSX'in yeri bende çok ayrı, biliyor musun? RKS görüyorum, Winner 200. Bu da A2 sınıfına uyan bir motosikletmiş. 199.7 cc tek silindirmiş.
Normal. 200 cc tek silindir görmeye alışkın olduğumuz bir motor hacmi. Buyurun. Merak edilen motor bu. 500 cc'lik A2 sınıfına uygun. 186 kiloluk Leon Sino çift silindir 6 vites 4 zamanlı bir motor bloğu varmış ve 48 beygir. Vay, güçlü. Hatırlıyorsanız Duke 390 44 beygirdi. Bu 48 beygir. Güzel. Su soğutmalı. Ve frenleri de disk. Kampana mampana yok. Bu motor ilgi çekiyor abi. Gel şöyle bir bakalım. Ne görüyoruz tasarımında? Hafif böyle XSR çizgileri görüyoruz. Scrambler çizgileri görüyoruz. Biraz işte SV çizgileri görüyoruz. Birazcık kafalar karışık bir motor olmuş. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. Şık ben olmuş. Ben çok daha beğendim. Sen de mi çok daha beğendin? Gençlerimiz de beğenmiş ama bizim için önemli olan acaba servis nasıl? Parçalar nasıl? Hız nasıl? Bir de onlara bakmak lazım. Ama ilk görünüşte motor güzel duruyor. Burada manetlerini de bağlamışlar. Bu da güzel detay. Manetleriyle çok oynadığımız için fuarda birçok motorun manetleri zarar görebiliyor. Bazı parçaları gibi. TRK 502 var. Bu da 500 cc ve 48 beygir. Belli ki ve direkt söyleyebilirim. Leon Sino'yla aynı motor bloğunu paylaşıyor. Bu biraz daha ağır. 210 kilo. Diğer motordan bir 30 küsür kilo kadar ağır. Yine A2 ehliyete uygun ama. Bir de öyle bir durum var. Yani A ehliyet istemiyor motor ve bakarsanız bayağı iri çantalar, mantalar. Çantalar gibi. Güzel, kaliteli. Güzel duruyor motor. Böyle önünde ışıkları mışıkları var. Uzun yolda görülmedik etmedik dertleri yok. Sanırım birinin motoru bu arada. Aynen. U Yıldız ARH pozitif. Güzel. Kan grubunu yazmış. Bu güzel bir şey. Kan grubumuzu yazmamız gerekebiliyor. Çünkü olası bir kazada hangi kanı kullandığımızı bir müdahale eden birinin daha kısa öğrenmesi, daha kolay öğrenmesi hepimizin can sağlığı için önemli. Artık dilim damağım kurudu. Yani sen de yoruldun be Django. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fuar meşgalesi bizi gerçekten yordu. Ama tatlı mutluluk. Sizlerin gelmesi, biz de burada sarılıyoruz, muhabbet ediyoruz. İşte motor hedeflerini soruyorum insanların, nasıl gittiğini soruyorum. Fiyatları tartışıyoruz, vergileri tartışıyoruz. Bu bize olan ilgi ve bizim sizlerle olan güzel iletişimimiz bizi motive ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. O yüzden çok mutluyuz bu arada. Fuara gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi bir de sorulan model. Huyosuz. Abi geçerken şöyle göstereyim. Burada Indian var. Indian da birkaç yıldır burada. Indian'lar böyle en kallavi cruiser grubu diyebileceğimiz yerler. Hemen yanında SM var. SM'nin Fidal'ını çok severim. Genelde sınıfının rakiplerine göre birazcık fazla yakar ama burada da yanında Jet modeli var. Jet 4. Joymax var. Joymax bizim bir arkadaşta vardı. Onu da çok severdim. Huyosung Akula var. 250 cc'de Huyosung'un cruiser sınıfında ürettiği motorlardan biri Akula. Eskiden beri vardır. Bir dönemdir vardır. Güzel motordur Akula. Ben o zamanlar spora çok sık giderdim. Spor hocamda vardı Akula. Çok da memnundu. Akula ile ilgili aklımda bu kalmış. GT 250 GTR. GT'sin naked olanı bu. 250. Oo, ışıkları kapattılar. Bizim Alfa'dan biliyorsunuz bu motoru. O da çok kullanıyor. Güzeldir. 650 cc platformuyla aynı altyapıyı kullanır. O yüzden oturuş pozisyonu çok racing varidir. Kendi 250 cc'sindeki diğer rakiplerine göre. Huyosung'un da öyle bir yer var. Akula var. Şurada GT'nin bak görüyor musun? Naked sınıfında kullandığı motor o. Aynı motor bloğunu paylaşıyor. Bir de scooter modelleri var. Ve böylece Huyosung'u da bitirmiş olduk diyoruz. 4. bölümün de sonuna geliyoruz aslında. Artık hepimiz yorulduk. Bayağı yorulduk. Biz yürürken ışıklar kapanıyor. 2018 Motobike Expo. Of, videolarımız da bitiyor. Böyle videolar çekiyoruz. Sonra böyle adamlar geliyor. Bak fuar için bizde kalıyor. Bu samimiyete erişebiliyoruz. Bu güzel. Böyle dostlara. O değil, ben bir gün kalacaktım ya. Evet. Yasin'le konuşturtmayacağım inatla. Ben aktım mı gidiyorum biliyorsun. Biliyorum. Bir gün dedik 3 gün kaldık ya. Kal. Şimdi yerimiz de ayrı. Patronu bağlarız ya. Patron gör bak çalıştırıyorum yanlış anlama. Çalış. Canberk. Ne yapıyorsun? Canberk. Motobike Expo'da trafik mi olur? Fuardayız oğlum. Yapma öyle şeyler. Askıvarna'ya girmedik. Geçerken Askıvarna'ya da dokunalım mı baba? Askıvarna, EX'lerle aynı platformu üreten, süper motorlara sahip, cross motorlara sahip, enduro motorları sahip bir marka. KTM'le birader bunlar. Yakınlar, aynı altyapıları kullanıyorlar. Burada bir motor dikkatimizi çekti. Hepsinin akabinde 701. Bitbilen 701 olarak geçiyor. 693 cc, 75 beygir bir naked modeli Askıvarna'nın. 160 tam 600 cc'lerdeki emsali rakiplerine benziyor. Depo biraz küçük sanırım. 12 litre ve 157 kilo. Hafif aynı zamanda. Hoş, farklı ve sert bir tasarımı var. Witbilen'in burada kardeşi var. 401 modeli. Bu da 375 cc 43 beygir. Husqvarna beygirlerden kaçmamış ya. Bu da kardeşi ama biz 701'i daha çok beğendik. Burada da 401'in. Bunların arasında ne fark var? Bak bu Witbilen. Bu da Swartbilen. Yine aynı motor bloğuna, aynı şeye sahip. Bu biraz daha yakışıklı beyaz kardeşine göre. Bence egzozları güzel detayları var. Ama Husqvarna hep şeydir. Sert durur yani. Bu oval çizgiler yoktur. Anladın mı böyle? Sert, net çizgileri olan markalardan bir tanesi. Yorulduk.
Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ya ben fuarda konuştum ama... Abi Almanya'dan geldim, beatbox yapacağım. Ya Allah kahretsin seni ya. Kardeş sen kimsin ya? Yak ya. İyi beatbox yapan adam geldi. Plaj TV mi burası? Eline mikrofon alınca çok değişti bu çocuk ha. Bir tespih iki mikrofon kardeşim, bizde böyle. Bu fuarda ben tabii bu kadar anlattım ama sevgili ortağım Canberk beni sağ öpsene olsun. Bir kere. Utku beni öptü. Öperim. Canım ciğerim benim. Sağ olsun bayağı yardım etti yani. Oğlum tamam ya, siz de iyice aramızda homo yok değil mi? Ya. No homo. Gezdik. Vallahi gezdik. Anlattık. Yorulduk. Modellere sevindik. Fiyatlara üzüldük. Sevdiklerimizi gördük. Sevmediklerimizi de gördük. Güzel. Bu fuar bize birçok şeyi gösterdi. Barkın abi yoktu bu sene. Evet. En çok canımız o sıktı. Yani rotasız kalmış bir his uyandırdı mı bende diye sorsan evet derim abi. Yani biz onun yokluğunda... Onun boşluğunu dolduramayız. Videonun başına koyduğumuz metin gibi elimizden geleni yapmaya çalışırız. O burada olsaydı çok daha kaliteli videolar çıkarırdı. Çok daha emek verilmiş videolar çıkartırdı. Daha güzel kurgulu, daha keyifle izlenen videolar çıkarırdı. Umarım bir gün biz de onun bize bıraktığı bu güzel ekip, güzel Aparçı kabilesi, güzel motosiklet kitlesi gibi videolar çıkartabiliriz. Yerini dolduramayız ama en azından eksik bırakmamaya çalışırız. Sadece ben değil, benim gibi birçok motosiklet kullanan arkadaş. İnşallah bu kaliteye erişebilir. Bir fuarın daha sonuna geldik. Var mı abi söylemek istediğiniz bir şey? Yok abi ama buraya gelen... Bu ara gelen, özellikle Ducati standını iğne atsan yere düşmeyecek şeklinde dolduran bütün takipçilerimize selam olsun. Yorgunluğu atmamızın en büyük etkeniydi ya. Doğru. Yani bu kadar yorgunluk içinde güzel bir moralle çekim yapmamızın en büyük sebeplerinden biri takipçilerimiz. Ben de aynı fikirim. Bana bir abisi gibi, kardeşi gibi, dostu gibi sarılan bir sürü insan oldu. Mutlu ediyor insanı. Evet. Manevi tatmin diye bir şey vardır. Ben gerçekten onu şey yaptım yani. Yoruldum ama kolumu öyle bastırsan daha çok yorulurum. Pardon. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu fuar da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.